Maide suresinin 48. ayetiyle dersimiz devam ediyor. Cenab-ı Hak bu ayette de buyuruyor ki, sana da ey Muhammed diyor, geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan, himayesinde tutan kitabı, Kur'an'ı hak ile indirdik. İşte bunu Rab söylüyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'den önce öbür kitapları anlattı sana. Musa'yı, İsa'yı anlattı. Öbürlerini de anlattı. Daha önceki peygamberlerin kısmının hep örneğini verdi. Bak şimdi de sıra Kur'an'a geldi. Ne diyor? Sana diyor hak ile Kur'an-ı Kerim'i indirdik diyor. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Fahküm beynehum diyor. Onların arzu ve heveslerine uyarak sana gelen haktan sapma diyor. Bir peygamber Allah'ın emrini bırakıp da adaletini kimsenin keyfine uyamaz. Doğru neyse en doğru en güzeli Allah emreder, peygamber uygular. Biz her biriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O iltifata, o ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. Tabi mahşerde, o büyük mahkemede herkesin ihtilafını ne yapacak? Allah adaletiyle kimin doğru, kimin yanlış olduğunu hükmünü verecektir. Herkes hak ettiğini bulacaktır. Ama ortada bugün bir gerçek vardır. Oraya iyi hazırlanmak için, orada beraat etmek, ödül almak için işte son gelen kitap Kur'an-ı Kerim'i iyi anlaman gerekiyor. İyi inanman, iyi de onun gereğini yerine getirmen gerekiyor. Kendin bilirsin. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Her biriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Bir şir'a bir de minhaçtan bahsediyor. Dikkat et. İşte bu minhaç, geçmiş şeriatların, geçmişteki bütün değerlerin hepsini içine alan, hepsini yenileyen İslam şeriatıdır. Ve geçmişi yenilemiş, geçmişin tamamen şahitliğini yapan, geleceğin bütün belgelerinde kendinde toplayan yepyeni bir İslam nizamı, İslam efendim kanun ve kurallarını Allah ortaya koymuştur Kur'an-ı Kerim'le ve Hazreti Muhammed'le. Bizden söylemesi ötesini artık herkes kendi bilir. Cenab-ı Hak yine diyor ki: "Ve nihkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebi ehvaehum ve ahzerhum ey yeftinuke an ba'd ma enzelallahu ileyk." فَاِنْ تَوَلَّمْ فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاِنَّ كَس۪يرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ Ne diyor Cenab-ı Hak? Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ey Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Onun şahsında ümmetine de görevi veriyor. Bütün ümmeti Muhammed Allah'ın indirdiği ile tam adaletle hükmetmek zorundadır. Onların keyiflerine uyma diyor. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından da sakın diyor. Allah'ın hiçbir emrinden taviz verilemez. Tek bir emrinden taviz verilemez. Çünkü ilahidir. Hayat verir. Kimseye zarar vermez ki.
ilahidir. Maslahatın gereğidir. Faydalıyı celbeden, zararı def eden, bütün insanlığın huzuru için bu ilahi emrin hiçbirinden taviz verilmez. Mesela vücutunda, benim şu vücutumda şurası zararlı, keseyim atayım diye bir organın atı alıp atabilir misin? İslam'da eksiği kusuru olmayan mükemmel bir ilahi nizam. Bunun birini atarsan, öbürü ötekini atarsa, keyfine uymayan, nefsine uymayan öbürü öbürünü atarsa İslam diye bir şey kalır mı ortada? O zaman ne olur? Allah'ın azabına herkes çarpılır. Atanlar ve adaletle hükmetmeyenler öncelikle çarpılırlar. Ondan sonra da onların izinde giden, sapıkların izinde gidenler de onunla da bir bir çarpılır. Çünkü aynı yolun yolcuları. Ben aldattılar, beni kandırdılar. Bunu sen kime yutturuyorsun? Aklın yok mu senin? O kandırmayı biliyor da sen de kanmamayı bilemiyor musun? Ta Cenab-ı Hak göklerden ne yapıyor? Ta gökleri çınlatırcasına Allahu Ekber diye göklerden bağırılıyor. Muhammedur Resulullah diye bağırılıyor. Allah en büyüktür, ondan başka büyük yoktur diye günde 5 defa bağırılıyor. Ve her 5 defanın ne yapıyor? 4 defa Allahu Ekber diye bağırıyor. 5 kere 4, 20 defa yapar. Bir günde 20 defa sana ta gökleri çınlatırcasında ne diyor? Allah'tan başka büyük yok diyor. Muhammed onun Resulüdür diye bağırıyor. Duymuyorsan, duymak istemiyorsan kendin bilirsin. Ondan sonra seni Allah huzuruna çağırıyor. Huzuruna çağırıyor, seninle konuşuyor. Kur'an okuyarak el bağlıyorsun Allah'ın huzuruna. Buraya çağırıyor seni huzuruna. Gel diyor, konuşalım seninle diyor Cenab-ı Hak. Ve onun kitabını okuyarak ona ibadet ediyorsun. Başka sözlerle Allah'a ibadet edemiyorsun. Allah'ın kelamıyla ibadet ediyorsun. Çünkü okunmasıyla da ibadet olan, ibadet edilen bir kitap Kur'an-ı Kerim. Hem ilim hem ibadet. Hem de her harfine asgari en az, her harfine 10 tane nur veriliyor. Nur saçıyor, hayat veriyor. Manası ayrı hayat veriyor. Lafzı ilahi bir dizi, ayrı bir mutluluk veriyor. Her şeyi bir mutluluk veriyor. Kıymetli dostlarım, Cenab-ı Hak bakın 50. ayette de diyor ki, Efe hukmel cahiliyeti yeduğun ve men ahsenu minallahi hukmen nigamin yukinun. Yoksa diyor cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir diyor. İşte buna bu ayet özetliyor öncekileri. Ne diyor? Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? İslam Allah'ın hükümleridir. Allah'ın hükümranlığının, kanunlarının egemenliğidir. İslam'ı tanımak demek Allah'ın hükümlerini ve onun kanunlarını ve onun hükümranlığını tanımak demektir. İşte Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de size söylemeye, tebliğe devam ediyoruz.